Estağuz billah. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektub ma gaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Evet. Gerçekte biz ölüleri diriltiriz. Biz diriltiriz. Hayatlarında yaptıkları efendim ve eserlerini yazıp yaptıklarını kayıt altına alırız. Aslında burada şöyle ilginç bir ifade var. İnna biz nahnu nuhil mevta, şüphesiz ki ölüleri diriltiriz. Ve nektubu, yazarız ma gaddemu ve atharahum, sizlerin eserlerinizi evvelden, geçmişte yani bıraktıklarınızı, yaptıklarınızı, eserlerinizi ne yaparız? Kayıt altına alırız ve kulli şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Zaten biz her şeyi bir kitapta, mübin olan kitapta daha doğrusu ne yapmışızdır? Yazmışızdır, saymışızdır. Muhafaza etmişizdir. İhsa. İhsa sözcüğü. Özüne işlenmiştir. Bu ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu en önemli esmalarından birine vurgu yapıyor. Yuhyi ve yumit, biliyorsunuz. Allahu Teala öldüren ve diriltendir. Kainatta varlıklar aleminde her an, her saniye, saniyenin belki binde, belki milyonda birinde, belki milyonlarca birinde Allah Celle Celaluhu varlıklar alemine ne yapıyor? Tecelli ediyor. Bu isimlerle, Yuhyi ve Yumit esmalarıyla. Devamlı öldürüp öldürüp diriltiyor. Öldürüp öldürüp diriltiyor. Sadece bu esmaları bile Allah Azze ve Celle'nin izniyle saatlerce anlatabiliriz. Lakin kısaca temas etme anlamında diyorum. Varlıklar alemini, yerleri, gökleri, hayvanları, dışarıdaki mahlukatı birazcık tefekkür nazarıyla seyreden insanlar, müşahede eden insanlar bu incelikleri göreceklerdir. Kendi nefislerinde dahi bunları göreceklerdir. Aslında insanlar, hayvanlar, can taşıyan tüm varlıklar ecellerinin geleceği zamana kadar Allah Celle Celaluhu'nun bu isimleri tarafından daima her saniye, bakın, ölüp ölüp diriltiliyor. Sizler aslında her saniye, saniyenin milyonda birinde bir hızda daima ölüp ölüp diriltiliyorsunuz. Ama siz o kadar hızlı bir tecelliyle muhatapsınız ki o ölüm anını ve dirilme anını asla algılayamıyorsunuz. İnsan vücudunda da aynıdır. Ayetin bir tanesinden diyor ya, sizler işte bebekken dünyaya getiren, sonra biraz güç kuvvet veren, daha sonra ihtiyarlık dönemine getiren, kendini bilmez hale getiren, eskisi gibi tekrar başa çeviren ayetlerindeki hikmetlerden birinde saklı olan işte incelik bizdeki biraz önce bu söylemiş olduğum esmalardaki tecellidir. Yuhyi ve yumit sırrıdır. İnsan vücudunda normalde hücresel anlamda da belli bir yaşa kadar arkadaşlar ne oluyor? Hücreler kendini yenileyebiliyor. Ama belli bir yaştan sonra, şimdi tam hatırıma gelmiyor, ya 30'dan sonra ya 40'tan sonra olsa gerek, Allahu alem. Efendim, mesela 1000 tane hücre evvelden ölüyorduysa 999 tanesi tekrar diriltiliyordu. Bir tanesi diriltilmiyordu. Ama işte o yaş aralığını geçtikten sonra 1000 tane öldürülüyordu. 999 tanenin tamamı yine diriltilmiyor. 600 tane diriltiliyor, 700 tane diriltiliyor. Yani rakam gittikçe, yaş ilerledikçe bu diriltilme, hücrelerin diriltilme sayıları da düşüşe geçiyor. Ondan dolayı işte ihtiyarlık safhaları insanda devreye giriyor. Hastalıklar zuhura geliyor. Mesela 40'ından sonra birçok hastalıkların, kalıtsal rahatsızlıkların ortaya çıkmasının aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi Yuhyi ve Yumit tecellisindeki müthiş ahenk ve dengedir. Yani zerreden küreye,
her şeyde, varlıklar aleminde. Allah Teala yuhyi ve yumit esmalarıyla öldürüp öldürüp diriltiyor tüm varlıkları. Sadece kanınızda sizin, bakın sadece kanınızda ortalama 100 milyar civarında hücre var. Sadece kanınızda 100 milyar hücre. Düşünebiliyor musunuz? Bu hücreler her dakika ve her saniye işte yuhyi ve yumit tecellisiyle muhatap. Siz farkında bile değilsiniz. İşte tüm molekülel yapıları, mikropları, mikroorganizmaları, büyük mahlukatları, küçük mahlukatları, işte zerreden küreye kadar adam akıllı düşündüğünüz zaman hepsinde bu ince yapıyı, bu tecelliyi, bu şaşmaz ve mükemmel sanatın inceliğini ne yaparsınız? Görürsünüz. Müşahede edersiniz. Evet. Şimdi böyle bir tecelliyle kainata tecelli eden zat elbette ki sizlerin, mükellef olan varlıklar, insanların, cinlerin. Sadece insanlara söylemiyor sonuçta bu ayetler. Cinlere de söylüyor. Mükellef çünkü onlar. İnsanların ve cinlerin elbette ki dünyada yaptıklarını, eserler bıraktıkları eserleri, yaptıklarını ve yapacaklarını, geçmişte yaptıklarını ne yaptık diyor? Kaydettik diyor. Nereye? Kitab-ı Mübin. Bakın, daha evvelki sohbetlerde gerek Bakara suresinin ilk 5 ayetinin tefsirinde hatırlarsanız kitaptan bahsederken demiştik ki aslında hakikatte 3 büyük kitap vardır. 3 büyük kitap kainattır. En büyük kitap kainattır. İkinci büyük kitap Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Üçüncü ise insandır. İnsan alemi sagirdir, asgardır, en küçük alemdir. Yani tüm alemler insanda mevcuttur, derç edilmiştir, dürülmüştür, vardır. Sizin içerinizde binlerce alem saklı, kainat saklı. Allah bu büyük kitabı, yani Kitab-ı Mübin diye, İmam-ı Mübin diye burada beyan etmiş olduğu bu kitabı, ki bu kitap müfessirlerin dediği, şimdi burada Kur'an olarak elbette ki müfessirler ne yapıyorlar? Yorumluyorlar. Bir kısmı da Lef-i Mahfuz diye yorumluyorlar. Oysa bu bizim kainat diye nitelendirdiğimiz kitaptır. Kitab-ı Mübin'deki kasıt budur. Buna vurgudur. En büyük kitabı, kainat kitabını, çünkü Allah-u Teala'nın sıfat tecellileri, esma tecellileri kainatta tecelli eder. Allah Celle Celaluhu'nu tanımak isteyenler, bilmek isteyenler bu tecellileri bilmek zorundadırlar. Bu sıfatları tanımak zorundadırlar. Bu tecellilere mazhar olmak zorundadırlar ki Allah Celle Celaluhu'nu ne yapabilsinler? Anlayabilsinler, bilebilsinler. Öbür türlü, çünkü Allah-u Teala'yı tanıma kapısı kapalıdır. Ondan dolayı Kur'an'da Rabbimiz kendini tanımlarken hep sıfatlarıyla, esmalarıyla ne yapmış? Kendini tanımlamış. İşte bunların da en çok tecelli etmiş olduğu saha Kitab-ı Mübin sahasıdır ki kainat dediğimiz efendim yerdir. Allah-u Teala bizden aslında kainatı, Kitab-ı Mübin'i okumamızı ister. Kur'an-ı Kerim'in geliş sebebi bir açıdan baktığımız zaman insana Kitab-ı Mübin'e sevk eder. Kainata yönlendirir. Onun için yüzlerin üzerinde, yüzlerce ayette yerlerden, göklerden, aydan, yıldızdan, güneşten, varlıklardan, kevni mesela, kevni varlıklardan, madde efendim alemindeki varlıkların canlı olsun, cansız olsun birçok ifadeleri ne yapılmıştır? Zikredilmiştir. Bizi o tarafa doğru çeker Kur'an. Düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz, tefekkür etmiyor musunuz gibi ayetlerle de bizi ne yapmıştır Rabbimiz? Teşvik etmiştir. Kitab-ı Mübin'i okumaya teşvik etmiştir. Buradaki işte
İmam Mübin dediği, efendim ana kitap dediği aslında kainat bize göre tabi bu. Yani şimdi müfessirlerin dediklerine zaten biraz önce beyan ettim. Dedim. Kimileri Kur'an diyorlar, kimileri işte efendim bir grup ulema da lef-i mahfuzdur diyorlar. Ama biz biliyoruz ki buradaki mübindeki gaye budur. Şimdi Kur'an'ın bir de tabakaları vardı. İşte girişte biraz önce zikretmiştim. Kur'an 7 ayrı safadan oluşur. 7 kıraat inceliğinin sebebi budur zaten. Daha evvel bunlardan zaten bahsetmiştik diğer derslerde. 7 kıraat 7 ayrı efendim mana üzerine lafız değildir sadece. Mana da üzerine indirilmiştir. Kur'an'ın her bir katmanı, her bir tabakası içinde binlerce sırrı ilahiyi barındırır. Onun için Kur'an'ın bütün safalarını bilen insanlar da velev ki biliyorsa bile efendim en fazla 3 batini manasına kadar ne yapabilirler? Anlatma iznine sahiptirler. 3'ten yukarı safaları kesinlikle anlatılmaz. Kişilere özel durumlardır. Allah-u Teala nasip etmişse efendim okula tecelli edip öğretecektir. Ama öğrenenler normalde Kur'an-ı Kerim'in batini boyutlarını zaten fazlaca dile getirmezler. Velev ki getirdiklerinde de işte o izin verilen 3 ayrı mananın içerisindeki manalardan zaten beyanlarda bulunurlar. İşte daha evvelden hatırlarsanız bir seferinde yine demiştik. Normalde şu an Kur'an okuyanlar aslında Kur'an okumuyorlar, Musaf okuyorlar bize göre. Musaf okuyorlar. Kur'an okumaya ne zaman geçer insan? Biraz önce yukarıda ifade etmiş olduğum parça parça yaşamaya başladığı zaman Kur'an'dan ayetleri özümsemeye başladığı zaman Kur'an'ın da okuma safhası başlamıştır o şahs. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlar. Daha sonra Kur'an'ın Furkan boyutu vardır. Furkan suresi müstakil bir sure olmakla beraber aslında Kur'an'ın da tabakalarından bir tanesinin adıdır. Kur'an'ın Furkan boyutu. Zaten Kur'an'ın Furkansal boyutunu okumayan hiçbir mana ehli, veli zat kesinlikle hakikati göremez. Velilikten dem vurması dahi ahmaklıktır. Furkansal boyut Allah-u Teala'nın özel vermiş olduğu bir yetidir, nimettir, atiyesidir. Ömerül Faruk Hazretleri radıyallahu anh, bakın Hazreti Ömer'in künyesidir, lakabıdır. Faruk denmesinin sebebi budur. Faruk, hakkı batıldan ayıran değil mi? İyi kötten ayıran manalarında. Furkan kökü, işte Furkan da aynı manalardadır. Yani hak ile batılı ayırabilecek yetiyi Allah sadece Furkan ehline vermiştir. Kur'an'ın Furkansal boyutunu okumayan hiç kimse, istediği kadar alim olsun, istediği kadar kitap yutsun, hak ile batılı ince çizgilerle ayırt etmesi mümkün değildir. Hakka sızmış olan birçok batılı kesinlikle göremezler. Şeytanların rahmani oyunlarını göremezler. Şeytanın şeytani oyunlarını herkes görür. Şeytanın rahmani oyunlarının, çünkü safa safadır, 500 binin civarındadır. Birkaç tanesini, yüzlercesini alim olanlar belki sezebilir. Ama Furkan ehli olmayan hiç kimse şeytanın üst düzey rahmani perdeden sergileyeceği oyunları, efendim hakkın içerisine sokmuş olduğu batılları Furkan vasfı taşımıyorsa kesinlikle göremeyecektir, bilemeyecektir, okuyamayacaktır ve hata edecektir. Nitekim geçmişte ve günümüzde birçok ulemanın olayları tam idrak edemeyişi, meseleleri tam kavrayamayışının kökeninde aslında bu yeti yatar. Ama bu da Allah-u Teala'nın bir bağışıdır, ihsanıdır.
her kula nasip etmez. Allah-u Teala'nın bir atiyesidir. Furkan ehline Allah, Furkan okuduktan sonra basiret dediğimiz bizim özel bir nur ihsan eder. İşte o nurun bereketiyle bu insan ne yapar? Bunları ayırt eder. Yani velhasılı kelam, Furkan'dan sonra işte mübin boyutu vardır. Ondan sonra cima, meknun, mektum gibi safhaları vardır Kur'an-ı Kerim'in. Ve en sonunda zaten lef-i mahfuz dediğimiz safhası vardır ki bunlardan, lef-i mahfuzdan bir önce de Ümmül Kitap dediğimiz işte Fatiha'ya atfedilir. Fatiha safhası vardır. Normalde Fatiha aslı itibariyle Kur'an-ı Azimüşşan'dan bir sure olmakla beraber aslında Kur'an'ın anasıdır. Kur'an Fatiha'nın içerisinde saklanmıştır. Fatiha Kur'an'ın bütün bu saymış olduğum katmanların içinde barındıran bir şeydir. Suredir. Allah daha önceki hiçbir semavi dinde, semavi olan dinlerin hiçbirisine ilahi vahiy indirdiği zamanlarda hiçbir kavme efendim ne yapmamıştır? Fatiha suresini indirmemiştir. Bu sadece bu ümmete verilen bir hususiyettir. Fatiha suresi Kur'an'ın tüm safhaların içinde barındırdığından dolayı da lef-i mahfuzun içinde de sabit olduğundan dolayı ümmül kitaplık vasfı aslında bu kadar yukarıya doğru değerlendirilmesi gereken bir vasıftır. Sadece Kur'an'ın içinde toplandığı bir kitabı kast değildir. Fatiha'da çok büyük incelikler vardır. Nitekim Fatiha tefsirlerinde hatırlarsınız. Efendim bunlardan bahsetmiştik. Uzatmayalım. Kısacası buradaki işte mübin aslında Allah-u Teala'nın bizlere böyle bir hikmetini çağrıştırıyor, anlatıyor. Rabbimiz Teala diyor ki efendim biz ölüleri diriltiyoruz. Dirileri tabiri caizse öldürüyoruz. Yaptığınız şeyleri görüyoruz, biliyoruz, her şeyi kaydediyoruz. Bu kaydettiklerimiz bakın mübin, kitab-ı mübindedir. Kitab-ı mübindedir diyor Allah-u Teala. Burada tabii bir şey daha vurgulayayım, geçeyim. Unutmayın, kainattır dedik, varlıklar alemindir dedik. Mübindeki kasıtlardan bir tanesi budur dedik. Efendim, maddenin zaten böyle bir özelliği vardır biliyorsunuz. Maddenin kendine özgü bir enerjisi vardır. Gençler, sizin auranız olduğu gibi, enerjiniz olduğu gibi bütün maddenin kendine özgü bir enerjisi vardır. Aslında ceviz ağacında mesela kaydetme özelliği vardır diye bilinir ya. Ceviz ağacı bir nevi fotoğraf çeker. Kendi dibinde gelip de oturanların fotoğrafını çeker diye bilimsel bir veri vardır. Aslında sadece bu değildir. Kainatta madde, enerji taşıyan tüm madde varlıklarda hıfz etme, bir nevi hafızaya alma özelliği, kaydetme özelliği vardır zaten. Birazcık maneviyata vukufiyeti olan bir insan zaten atıyorum misal bir pikniğe gitse herhangi bir ağacın dibine geldiğinde o ağacın dibinde kendisinden evvel kimlerin oturduğunu, otururken neleri konuştuğunu ve neler yaptıklarını çok net bir şekilde görür. Neden? Çünkü o ağacın dibinde o insanların bırakmış olduğu o enerji ağaç ve o ağacın etrafındaki canlılar tarafından kaydedilmiştir zaten. Kitab-ı Mübin'in böyle ilginç bir özelliği vardır ki işte Rabbimiz Teala kainattaki madde aleminin bu inceliğine vurgu yapar. Ve buradaki bu ahengi biraz evvel anlatırken de İki ismiyle özellikle vurgulamaya çalışmış. Yuhyi ve Yumit. Ki burada Yuhyi ismi daha doğrusu efendim ölüleri diriltiriz. Burada anlatacak çok şeyler var. Ben kısaca ne yapıyorum? Geçiyorum.